yerine her zaman istediğimizi alamıyoruz. Ortada bir oyunla gerçekten maçın başladığı gibi bitmesi bizim bir puan cebimize, hanemize yazmamız şeklinde gerçekleşti. Bu konudan son derece memnunuz. Buraya lider gelen Giresunspor'u, lider gelen Rizespor'u puan kaybına uğratmak, bizi ve kendimizi biraz olsun yukarıya çıkartma noktasında bize ciddi katkıda bulundu. Tabii ki sizler, bizlerin Samsunspor camiasının dışarıya yansıyan yüzüsünüz. Sizler sayesinde Samsun'un içinde ve dışında binlerce Samsunspor'a gönül vermiş arkadaşlarımız haberdar oluyorlar. Bu yüzden de sayın büyüklerimizle, sayın valimizle ve yönetim kurulumuzla da görüştük. Hani bu bilgilerin doğru ağızdan, birinci ağızdan alınması noktasında sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. Bu konuda zaman zaman bizimle iletişime geçiyorsunuz ama bundan sonra biz açıklamalarımızı yazılı olarak yapmaya karar verdik. Çünkü yani bizim söylemediğimiz şeyleri farklı kanallardan alıp doğru bir şekilde aktarmak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle geçen hafta yaşadığımız bir olay var. Bununla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı da hissettik. Bunu bir netliğe kavuşturalım. Evet, biz bağımsız bir denetçi grubuyla davet ettik. Ancak kendilerinden istediğimiz şey bizim sadece ve sadece buradaki mali müşavirimize bilgi aktarımında bulunmaları şeklindeydi. Yani gelip burada dosyaları inceleme noktasında değil de bilgilerinizi, bu nasıl incelenir, nelere dikkat etmemiz gerekir, bu konuda biz ciddi bir bilgi kaynağı istedik arkadaşlarımızdan. Tecrübelerinden faydalanmak istedik. Çünkü Futbol Federasyonu'nun da bir dönem denetçiliğini yapmış arkadaşlarımızdı. Onlara güvendik. Bu şekilde bir talebimiz olmuştu. Akabinde onlar denetçi olarak burayı incelemeye almaya çalışınca bunun doğru olmadığını düşündük. Çünkü biz İçişleri Bakanlığı'ndan zaten denetçi istemiştik. Arkadaşlar da dedi ki bu en az 1-1,5 ay sürer. Biz burada otelde onları misafir edeceğiz, yemeklerini yedireceğiz. Bu uzun bir süreç olacağı için de biz kendi tasarrufumuzla dedik ki bağımsız denetçiler gelecek, biz size teşekkür ederiz. Bu şekilde biz zaten devlet tarafından denetleneceğiz. Hiç kimseden bir gram bilgi kaçırmak, ne bileyim kimseden bir şeylerin üzerine örtmek gibi bir niyetimiz zaten olmadı, olmayacaklar. Yani görünen şeyler ortada zaten. Dolayısıyla bunu da gündeme çok farklı taşınınca biz de tabii bundan yönetim kurulu ve arkadaşlarımız rahatsızlık duyduk. Bu anlamda da sizlerle bunu paylaşmak istedik. Bundan sonra bilgi akışını bizim informasyon büromuz, birimimiz sizlerle yazılı olarak sürekli paylaşımlarda bulunacak. Ben de bunu buradan sizinle paylaşmak istedim. Yani Samsunspor'un içerisinde olduğu durumu hep beraber yaşıyoruz zaten. Biz kayyum olarak canla başla çalışıyoruz. Sizler iyi niyetlisiniz. Ama bilgi kirliliği olduğunda bizler üzülüyoruz. Çok çabuk yıpranıyoruz. Gardımız düşüyor. Bu anlamda da yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesini önemli rica ediyorum. Biz kimseyi tanımıyoruz. Kimseye karşı bir art niyetimiz yok. Bir grubu böyle baskı altına alıp onları kötü bir noktaya getirme gibi bir derdimiz ya da bir grubun karalanması muhtemel de onu aklamaya çalışma gibi bir derdimiz de yok. Bizim bir tek derdimiz var, bir tek sevdamız var. Samsunspor'un bu sene kümede kalması ve içinde bulunduğu mali yapının biraz daha düzenine sokulması. Başka bir sevdamız yok. Bu anlamda da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bilgi istediğinizde arkadaşlarım size, basınla iletişimle ilgili olacak arkadaşımız bundan size katkıda bulunacaklar. Ayrıca önümüzde salı günü yarın akşam 4'te 16'da bir müsabakamız var. Çok ciddi bir müsabakamız var. En zorlu müsabakalarımızdan bir tanesini oynayacağız. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz dün akşam iletişime geçti bizimle. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben Büyükşehir Belediyesi olarak
100.000 TL galibiyet primi vereceğim dedi. Metro Yönetim Kurulu da biraz önce açıkladı. 200.000 TL'de kendileri galibiyet primi verecekler. İnşallah Samsun sporlu futbolcularımıza bu da bir doping etkisi yaratacak. Ve 300.000 TL'lik güzel bir rakamla bu maçı oynayacaklar. Bu maçı aldığımız takdirde önümüzde bir küçük engelimiz kalıyor. Ama biz küçümsemiyoruz tabii ki. Gaziantepspor. Gaziantepspor maçıyla da biz bu düzlüğe çıkar. Ondan sonraki maçlarımızı daha az stresli, daha verimli, daha performanslı, daha çok ekibimizin kendisini güven içerisinde hissedeceği müsabakalar oynarız. Bu da bizim stresten uzak oynamamız çok daha verimli olup oyunu da güzelleştirecektir. Biz bu anlamda her gün buradayız. Her gün arkadaşlarımızla oturup beraber dün müsabaka izledik. Antrenman öncesinde, antrenman sonrasında oturduk. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Onların kişisel ve grup olarak her türlü derdini dinleyip onlarla aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bu da bize ayrıca bir moral kaynağı oluyor. Ben son olarak emeği geçen arkadaşlarımıza, Metro Yönetim Kurulu'na, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kulübümüze bu müsabaka için yapmış oldukları, verdikleri destekten ötürü sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizlere de buraya kadar geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin bir sorusu varsa alabilirim. Başka? Denetleme uzun süreceği için ifade ettik. Siz bu şirketle anlaşmadan önce... Anlaşmadık kadar... biz. Kendilerinden mi geldi? Anlaşmadık. Biz sadece rica ettik. Bize bilgi verebilir misiniz? Bu konuda biz yeterli deneyime sahip değiliz. Nereden başlayalım diye sadece böyle bir talep oldu ama arkadaşlar o konuda bizi yanlış anladılar. Onlar geldiler, oturdular, çalışmaya başladılar. Şimdi öbür taraftan Ankara'dan denetçi gelecek bu hafta. Aynı masada iki tane arkadaş bu tarafta, iki tane arkadaş bu tarafta olacaktı. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Adam diyecekti ki o zaman, ya beni niye çağırdınız? Böyle bir sıkıntı yaşayacaktık yani. Aynı anda iki şirket denetleyemiyor mu? Şirket değil, birisini yani devlet denetleyecek. Aynı anda ikisi denetleyemiyor mu? Ya bizim onlardan böyle bir talebimiz olmadı. Yani biz sadece bize bilgi verin lütfen diyerek çağırdık arkadaşları. Hani nelere dikkat edelim? Samsun Spor'un çok kötü bir duruma düşmemesi için nelere öncelik vermesi lazım? Şimdi kayyumuz ama ben 35 yıl futbolun içinde yer aldım. Nihat abimiz top oynamış bir arkadaşımız. Suat Bey hakeza öyle ama diğer arkadaşlarımız bu camianın çok sporsal yönünden saha içinde hiç olmayan insanlar. Dolayısıyla biz oturduk ne yaparız dedik. Biz kalktık kayyumla İzmir'e gittik. Dedik ki oradaki avukat arkadaşa daha önce kayyumluk yapmış insanlar bulduk. Dedik ki sizin bize bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Aynı şekilde bu mali konularda da şimdi arkadaşlar bir ödemeyi yapamazsanız ama ben onu bilemeyebilirim. Yapamadığınız bir ödemenin sonucunda bu iş buradaki insanlara rücu edebilir. Yani biz de riske girmek istemiyoruz. O yüzden davet ettik arkadaşları dedik ki ya bize nasıl yardımcı olursunuz? Biz nelere öncelik verelim dedik. Adam dedi ki şu 3-4 tane yapılandırmamız var vergilerin içinde. Bunların içerisinde dedi şunla şu eğer 2 ay bile ödemezseniz sıkıntı yaşamazsınız ama şunu dedi bu ay ödemezseniz patlarsınız dedi bize. İşte bu yüzden neleri ödememiz gerekiyor? Yabancı futbolcular var. Şimdi yarın avukat hanımı davet ettik İstanbul'da. O gelecek, o bilgi verecek. Yabancı oyuncular, eski yabancı oyuncularla ilgili. Hani biz şu anda bu işin fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Onun dışında işte gündemde konuşuluyor. İşte Erkut Tutuyum'u aklayacaklar, Kazım Yılmaz'ı aklayacaklar. Bizim kimseyle bir şeyimiz yok, bir derdimiz yok. Bizim bir tek derdimiz var. Bizim zaten burada hiç kimseyle bir bağımız olmadığı için buradayız. Bizim derdimiz yani kişiler değil. Sadece şu mevcut durum düzenli bir şekilde korunsun. Şimdi karşınızda 20 tane insan var. Burasını bir şirket olarak düşünün arkadaşlar. 60 tane personelimiz var bizim. Yüzlerce sporcumuz var. Bunların her birinin ayrı problemleri var ve bunları çözmeye çalışıyoruz. Başka soru? Bilgi alacağız sadece dediniz ama buradaki Samsun'dan alabileceğimiz
Mali müşavir denetimi İstanbul'dan birilerine. Bu arkadaşlar Futbol Federasyonu'nda daha önce görev yapmışlar. Ya bu iş içinde profesyonel olduklarını öğrendik, bir davet edelim dedik. Ama biz onları iki günlüğüne davet ettik. Gelin bize destek olun. Hani hakikaten hüsnü niyet içerisinde oldu. Yani iyi niyetli bir şekilde davet ettik ama onlar zannetmişler ki biz burada bir ay, bir buçuk ay kalacağız. Bu adamlar bize her türlü imkanı sağlayacaklar. Karşıda otelimizi tutacaklar. Yemeğim, yani şu ekonomik sorunun içerisinde bir de bunu üzerimize almak gerçekten çok doğru değil dedik. Ve o yüzden teşekkür ettik arkadaşlar. Ha, faydalandık. Şunları şunları ödeyin. Bak şurada sıkıntı yaşarsınız dedikleri de oldu. Ama tabii orada da bir bilgi kirliliği de oldu ortada. Bu da bizim açımızdan çok iyi olmadı. Yani bizim derdimiz başka yerde. Peki başkan, geri dönüp yine bu şekilde bağımsız denetim firmasına geri dönüp denetim yaptığını düşünüyorsunuz? Biz talebimizi yaptık. İçişleri Bakanlığı'ndan denetçilerimizi talep ettik. Yani bugün yarın bekliyoruz zaten. Gelecekler ama dedikleri doğruymuş. En az bir ay sürer diyorlar bu iş. Bir ay boyunca bu adamlar burada bütün evrakları incelerler. Geçmişten günümüze işte ne kadar geriye gidiliyor bilmiyorum. Bu sürecin tamamında bir inceleme yapılacağını söylüyorlar. Yani sizin dediğiniz gibi şu anda gündemde olan o işte bir türlü hesaplarını kapatmaya çalışıyorlar falan. Yok öyle bir şey, o hiçbir şeyin üstüne. Yani bakın ben 50 yaşındayım, ben hayatımda yani bizim bizi mahkemeye atadı. Buradaki rahatsızlıkları düzeltin. Bu takım yürüyebilir mi ona bir bakın. Ve biz bununla ilgili de inanın gece gündüz ben evin yolunu unuttuk hep beraber. Bir gece 12'de eve gitmişiz. Oturuyoruz, tartışıyoruz ne yapabiliriz. Bizim kalıcı gelirlere ihtiyacımız var. Altyapı problemimiz var. Yani bakmayın siz Samsun Spor'un geleceği kurtulacaksa ben bugün sabah belediyeye gittim. Samsun Spor'la ilgili. Efendim bana bir yer gösterin. Biz de buraya yavaş yavaş konuşlanalım. Sahalarımızı yapalım. Altyapımızı oraya götürelim. Ya futbol çok bilimsel bir hale geldi. Yani artık mahalle arasında oynayan bir ekipten böyle buralara ekip çıkmıyor yani. Futbolcu çıkmıyor ne yazık. Güç istiyor, dayanıklılık istiyor, futbol zekası istiyor. Eğitim istiyor her şeyden önce. O yüzden de bizim önceliklerimiz var. Bir taraftan mevcut durumu çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da kuruma kalıcı gelirler bulma noktasında neler yapabiliriz? Yani şimdi şöyle düşünün. İste yani nereye kadar isteyeceksiniz? Bir insan bir gün gelirsiniz bana, iki gün gelirsiniz, üçüncü gün derim ki ya yeter benden niye istiyorsunuz? Gidin Selçuk'tan isteyin derim yani. Bu da bir gerçeklik payı var ama mevcutta bir durum var. Dolayısıyla bu durumu kotarma durumuna gitmemiz lazım. Şu önümüzde mukavelesi biten futbolcular olacak, 2019'da mukavelesi devam edenler olacak, mevcut çocukların mukavelelerinin uzatması olacak. Ha, bunların bütün temelinde kalıcı bir yönetim anlayışı içerisinde kesinlikle ve kesinlikle olunmalı. Ve burada hani sadece bugünü kurtarmakla bu iş çözülmez. Yani kalıcı gelirleri olacak, ileriye dönük projeler yapacak ve şahsen söylüyorum bunu. Yani düzgün yönetilecek. Yani ayağınızı her zaman yorganına göre uzatmak gerekiyor. Popülist yaklaşımlar ne yazık ki kulübü iyi noktaya götürmüyor. Bugün Türkiye'de 4 büyük dediğiniz, 5 büyük dediğiniz takımların milyonlarca dolar borçları var. Çok uçuk rakamlarda. Yani bu hep o şampiyon olma arzusu. İşte hep o yukarıdaki pastadan pay kapma aşkı insanları bu hale getirebiliyor. O hırs bazen istediğiniz sonuçları doğurmuyor. Bu da maalesef bir gerçek. Müdürüm, dün sohbette bir konuya değinmiştiniz. Kulübün mali yapısıyla ilgili. Onu da açıklamayı düşünüyor musunuz? Yani kulübün mali yapısı belli arkadaşlar. Yani borçlarımız var. Şimdi bunları söylemek istemiyorum. Söylediğim zaman hedef göstermiş olacağım. Bunu da çok sağlıklı bulmuyorum. Ama bunda akşam yönetim kurulu toplantımız var. Toplantıda bir karar vereceğiz. Açıklamamız gerekiyorsa açıklayacağız tabii ki. Kimseden bir şey sakladığımız yok. Malum yani bu kulüpte yönetici alacakları var. Geçmiş yöneticilerin alacakları var.
geçmiş yabancı futbolcuların alacakları var. Onlar bizim için bir ekstra bir tehlike. Bu kulüpte futbol oynamış yerli futbolcuların futbol federasyonuna başvurdukları alacakları var. Bir de oteldi, efendim storelarda onaya aldığımız malzemeler ve buradaki personel ücretlerimiz var. Yani bunları topladığınızda ciddi bir rakam ediyor tabii ki. Bunu da arkadaşlarımızla bir gün sizinle paylaşmama noktasında paylaşacağız tabii ki mutlaka zamanı gelince. Bunu da değerli arkadaşlarımla bu akşam toplantıda bir karara varır. Bir kez de olsa herkesin kamuoyunda bilmesi gerekenleri açıklamış oluruz diye düşünüyorum. Başkanım, açıklamaları yazılı olarak yapacağını söylediniz. Yani görev dağılımında Mesut Bey basın şeyi sözcüsü olarak görünüyor. Kendisinden bilgi alma şansımız olur mu? Mesut Bey aracılığıyla yapacağız arkadaşlar bunu. Tamam. Yani bu konuda en sağlıklı bilgiyi oradan alabilirsiniz. Başkanım, Samsunspor'un toplam borcu ne kadar? Zor. Plakamızla eşdeğer o civarlarda diyelim. Peki. Maalesef. Yani vergi borçları cidden belimizi büküyor. Yapılandırılmış bir takım şeyler var. Her ay düzenli ödememiz gereken çok yüklü bir miktar olunca biz sıkıntı yaşıyoruz tabii ki. Normalde kulübü o borçlarından arındırılmış olsa, yani şurada yöneticilik yapmak büyük bir keyiftir, büyük bir zevktir yani. Ama ne yazık ki bu şekilde olmuyor. Ama hep beraber gelin Elazığ maçına kilitlenelim. Şu Elazığ maçını alnımızın akıyla, evimizde oynadığımız maçı, çocukların bu kadar moral motivasyon seviyesi yüksekken bir çıkalım, alalım. Ondan sonra da Gaziantep'e güle oynaya gidelim. İnşallah Gaziantep'i yenerek de 2 haftada 6 puanla ciddi bir seri yakalayıp küme düşme endişesi olmayan takımların içerisinde olmak herhalde güzel olacak diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.